Sabah saat 8. Şu an sabah saat 8 ve kahvaltıya ineceğim. Koridorumuz marihuana kokuyor. Buram buram. Amsterdam Belediyesi duyurulur. Çalışmıyor. Bu güzel ama yağmurlu Amsterdam sabahından merhaba arkadaşlar. Bugün Rijksmuseum'a gidiyoruz. Vermeer'in, Rembrandt'ın ve daha birçok ünlü Flemenk ressamların resimlerini inceleyeceğiz. Girişte müzik yapan arkadaşımız çok başarılıydı ya. Binanın kendisi de bence bir sanat eseri gibiydi. Kahvesi. Kafe kısmı. Müzenin kafe kısmı arkadaşlar. Şu tavana bakar mısınız? Gelin sizi bu resimden başlatayım. Isaac Israels'in yapmış olduğu bu resim Rotterdam'dan ayrılan askerleri gösteriyor. 1850 ve 1900 yılları arasında tam 85 bin asker savaşa gitmişti Hollanda ordusuna katılarak. Yakından da çekiyorum ki detayları görün. Tabi çatlamalar mevcut. Orman sahnesi Baron Cornelis Kokok. Bu da çok beğendiğim bir resim. Yani işçilik ve güneşin yani parıltısını bu şekilde renklerini yakalamak büyük başarı bence. Vincent van Gogh'un ünlü portrelerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Vincent Paris'e 1886 yılında taşındığında kardeşi Theo'nun da ona vermiş olduğu önerileri dinleyerek artık renkli renkli çizimler yapmaya başlamıştı. Fransız akımından etkilenmişti ve başka modellere verecek parası olmadığı için habire kendini çizdi. Emile Bernard da kendi portresiyle burada arkadaşlar. Sentezcilik akımının göstergesi bu portre. Basit ve belirgin şekiller ve limitli bir renk paletimiz var. Sadece resimler değil, burada çanak çömlek gibi diğer sanat eserleri de sergilenmekte. Bizim çaydanlık ama 1800'lerde. Bu görmüş olduğunuz üçlüye bayıldım arkadaşlar. Yine hepsi ünlü Flemenk ressamlar tarafından yapılmış ve hepsi de çok gerçekçi. Bunun boyu da inanılmaz küçük. Şu detaylara bakar mısınız? Gelin kaybolun tablonun içinde yahu. Claude Monet'in Monaco'nun yanındaki La Corniche adlı bu tablosunu da burada bulabilirsiniz. Güneş tam tepede. Nereden mi biliyoruz? Yürüyen adamın gölgesi kısacık ve ışıl ışıl bir tablo. Kırmızı Şapkalı Kız, Vermeer'in en ünlü tablolarından bir tanesi ve gördüğünüz gibi küçücük gerçekten. Tabii ki inanılmaz bir ilgi vardı Vermeer tablolarına. Kırmızı başlıklı kızı diğer resimlerinden farklı kılan bize doğru bakıyor. Başka yerine bakmıyor. Bu bir. İkincisi de yüzün gölgelerinde görüyorsunuz yeşil bir ince katman geçmiş Vermeer. Bu 17. yüzyıl Hollanda'sında Vermeer'e has bir teknikti. Bunu da yine veriyorum. Ortamlarda satarsınız. Süt döken kadın bir başka ünlü Vermeer tablosunu da yakından görmüş olduk. Arkadaşlar bu kadar küçük olması Vermeer'e saygımı birazcık da arttırdı. Tamam yavaş çiziyor. 2-3 yılda çizmiş olabilir bu resimleri ama bu kadar detayı bu kadar küçük boyutlarda başarabilmek bravo doğrusu. Büyük başarı. Şöyle bir kalabalığı geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aşk Mektubu, o tarafta gördüğümüz bir diğer tablo. Vermeer'in evinde çalışanlar ya da kendi eşi ya da akrabalarını görüyoruz çizimlerinde. Ultramarin mavisi, sarı ve yeşil tonları her tablosunda ortaya çıkıyor. Simon ve Perrault, Rembrandt'ın
öğrencisi William Drost yapmıştır bunu. Çok ilginç bir hikayesi var. Burada görmüş olduğunuz adam ölüm cezasına çarptırılıyor. Açlıkla ölüm cezasına çarptırılıyor. Ve onu her gün görmeye gelen kızı Pero Luhusa ve kendi babasını sütle besleyerek hayatta tutuyor. Roma döneminden kalma bir hikayeymiş bu. Bunu William Drost çok güzel bir şekilde resmetmiş. Rembrandt'ın köşesine baktığınızda daha büyük çalışmalar görüyorsunuz Vermeer'e kıyasla. Rembrandt'ın paleti ta en uzaktan bile belli oluyor gerçekten. Havari, Paul gibi otoportre. Bu Rembrandt'ın kendini İncil'den bir karakter gibi yaptığı ilk ve son otoportresidir. Her zamanki gibi sıradan insanlara benzemekte. Bu şekilde kendini bir havari gibi resmederek bu Aziz Paul'la kendisi arasında kopmayan bir bağ kuruyor. Yine kendini modele aldığı çizimlerinden bir tanesi standart taşıyıcı Hollandalı sanatçının 17. yüzyılda Amsterdam'a taşındıktan sonra yaptığı ilk tablolarından biri. Rembrandt tarafından 30 yaşına girdikten hemen sonra yapılan tablonun özel ellerden kamu kurumuna geçen son büyük eseri olduğu sanılmakta. Rembrandt 1648'de sona eren ve Hollanda'yı bağımsız bir ülke yapan 80 yıl savaşından bir bayrak taşıyıcısı gibi giyiniyor. Rembrandt'ın bu ünlü tablosu gece nöbetçileri, gece devriyeleri de diyebilirsiniz. Burada koruma altına alınmış arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz makine bir takım titreşim testleri yapıyor ve bu testlerin sonucuna göre de en uygun kanvasın arkasını koruma metodu seçiliyormuş arkadaşlar. İşte bütün çaba, bütün bu makine bu yüzden. Ben de 3 boyutlu yazıcı falan gibi bir şey düşünmüştüm. Allah Allah diyorum, bunun aynısından mı yapıyor falan. Şuradaki arkadaşlar resme odaklandım ve gözümü alamadım. Yani o kadar inceledim ki şu tabloyu. Bartholomew van der Helst 1643 yılında yapmış ve hala günümüze kadar hiçbir şekilde yara almadan gelmiş. Yine o dönemin eserlerinde arkadaşlar gerçekçilik ve inanılmaz ışık oyunları görebiliyorsunuz. Bu çok güzelmiş abi. Ne alaka? Ve tabii ki perspektif. Bak arkadaşlar, bu da tipik barok çünkü birçok şeyler oluyor yani. Çok hareketlilik var, bir sürü detay var. Sonlarına denk geliyor Rönesans'ın. Eğer barok akımı ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız sağ üst köşeye bir link bırakıyorum sizin için. Burada manierizm akımını görüyoruz. Uzuvlar daha da uzun gösteriliyordu ya da vücut ya da boyun. Gördüğünüz gibi kadının kafası küçücük, sağdaki kolu uzun. Torsosu uzun, bacaklar normal. Böyle boyut farklılıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Caravaggioizm diye var. Böyle bir akım da var. Caravaggio taklidi yaparak, onun yolundan giderek yapılan resimlerden. Bu da onlardan bir tanesi. Caravaggioizm demişler adına. Aynen bu resimde de gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle bakın. Gitgide geriye çekileceğim. Buranın boyutunu görün. Böyle detaylı bir çalışma. Bu kadar büyük. Yani kocaman. Bir daha yakınlaşacağım şimdi. Bravo. Çift taraflı, çift taraflı kabartma konsepti. Şurada var. Bir de arkasına gidince başka var. Bu böyle geniş bir odada arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz o zamanlardan kalma bir odanın
replikası vardı. Gerçekten çok başarılıydı. Burada da bir bebek beşiği görüyorsunuz. O zamanlardaki köpeklerden bir model. Şu anda bu tür bulunmamakta. Bunun benzeri bulunmakta tabii ki ama yine panel üzerine yapılmış çok büyük bir çalışma. Bu aslında Brezilya'dan bir manzara. Burada tekniğin ve aynı zamanda seçilen renklerin güzelliğine bir bakmanızı rica edeceğim. Burada henüz ateşten alınmış korular var. Ellerini ısıtan genç kadın portresi. Barok'un önemli bir başka özelliğiydi arkadaşlar. Böyle sadece saraylıları değil, aynı zamanda halktan insanların öne çıktığı bir sanat akımı diyebiliriz. Ünlü sanatçıların portrelerini böyle çalışın arkadaşlar. Mesela bu Franz Hals portresi. Burada mesela burayı nasıl yapmış? Fırçalarla, koldaki detayları hangi fırça darbeleriyle yapmış? Bu şekilde oturup saatlerce çalışabilirsiniz. Fikir üretip deneyeme yanılma yöntemi de bulabilirsiniz. Aynı şey burada da geçerli. Mesela buraları nasıl yapmış? Hangi renkle? Şunlar farklı bir beyaz tonu, gri tonu, şu farklı, bu farklı gördüğünüz gibi. Natürmort çalışmalarına da bir göz atmanızı isterim. Ve tabii porselenler. Hollanda'nın ünlü porselenleri. O zamanlardan kalma bir yatak. Kesinlikle güzel sivrisinekten kurur. Bu inanılmaz başarılı bir portre. Çünkü tek ışık kaynağı var. Ve bunu çok güzel yansıtmış Gottfried Schalken. Minyatür ev arkadaşlar, bir hani korku filmlerinde olur ya, biraz gerçekten tüyleri diken diken eden bir ev. Ama gerçekten çok başarılıydı. Ben böyle minyatür evlere bakmaya çok seviyorum. Size de yakından çekmek istedim. Acaba cinayet nerede işlendi falan. Ne kadar da ince ince dizayn edilmiş, başarıyla bir araya getirilmiş. Bravo. Yine o zamanın evleri bu arada, tabii ki Flemenk evlerinin çok güzel bir modellemesi. Arkadaşlar bu tek renkle yapılmış bir yağlı boya tablosu ve uzaklaştıkça anlıyorsunuz ki resmen bir heykele benziyor. Yani taşın içine oyulmuş bir heykel gibi. Ama monokromatik yapılmış, yani tek tonla yapılmış bir yağlı boya aslında. Çıkışa doğru da bir kütüphaneleri vardı. Bu da gerçekten çok eski, o zamanları yansıtan güzel bir kütüphane. En üst katı modern sanata ayırmışlar ama modern sanatta sanki Flemenk sanatçıların ismini çok göremiyoruz. Çok az eser vardı. Belki de bu müzede sergilenenler az, bilemeyeceğim ama diğer kesime göre birazcık daha fazla eser bulmayı beklerdim işin açıkçası. O zamanlar kumaştan yapılmış çocuk kitapları varmış.
Aşağıda gördüğümüz çaydanlık kettle'a dönüştü. Modern sanat. Kapanışı çıkışta duyduğum bu müzikle yapıyorum. Görüşmek üzere.